Sayın Aksakalımız Binali Bey ile birlikte sizin de çok güzel bir konuşmanız oldu gerçekten. Sağ olun. Bizim bu konulara bundan sonra daha fazla eğilmemiz gerekiyor. Uzun yıllardır denenmiş, sonuç üretmemiş yöntemleri tekrar tekrar denemenin bir anlamı yok. Gerçekten yeni bakış açılarına ihtiyaç var. Bu anlamda sizin vizyonunuzu Türkiye Cumhuriyeti olarak %100 desteklediğimizi ifade etmek isteriz. İnşallah hep söylüyoruz, Türkiye yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılı olacaktır. Dünyada çok daha etkili ve bütün kanalların açık olduğu bir ülke olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Sabırla doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz inşallah. Hem hukuki imkanları kullanarak hem bugünkü dünyanın realitelerini iyi değerlendirerek inşallah yolumuza devam edeceğiz. Bir taraftan da burada Büyükelçimizle birlikte bazı projeleri gözden geçirme imkanımız oldu. Sayın Başbakan'la güzel toplantılar yaptık. Bakanlarla yine güzel, iyi, verimli toplantılarımız oldu. Devamını da yapacağız inşallah. Tek tek bakanlıklarla ilgili işbirliği alanlarını gözden geçirme imkanı oldu. Yarın tabii çok güzel, önemli bir etkinliğimiz var. Birazdan Tarım Bakanımız da burada olacak. Suyla alakalı su master planı. Biliyorsunuz daha önce denizin altından su gelmişti bir boru hattıyla. İçme suyu ihtiyacını karşılamak üzere ama bir taraftan da sulamada inşallah kullanılacak. Bunun da çok daha planlı, programlı bir şekilde yapılması için bu master plan çalışması önemli. Ben hep altını çiziyorum. Tarım sektörü stratejik bir sektör, gıda sektörü. Özellikle bu Covid, savaşlar, Ukrayna-Rusya savaşı, iklim değişikliği, bütün bunlar bu konuları daha stratejik hale getirdi. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarım potansiyelinin daha üst seviyeye çıkarılması, suyun daha verimli kullanılması ve katma değerli üretime dönüşmesi çok çok kıymetli her bakımdan. Dolayısıyla yarınki çalışmayı da çok önemli görüyorum doğrusu. İnşallah o çalışmayı da hep birlikte tamamlayacağız. Tabii bu kablo projesi, elektrik projesi de bu resmin önemli bir parçası olacak. Bugün yine Ercan Havalimanı'na ilk defa inmiş oldum ben. Açılışa gelememiştim. Hayırlı olsun diyorum. Başta zatenimiz olmak üzere emeği geçen tüm KKTC'li yetkililere şükranlarımızı sunuyoruz. Yine Büyükelçimize ve Türkiye'den teknik destek veren tüm arkadaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Ama en büyük teşekkürü de Sayın Cumhurbaşkanımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a yapmak istiyorum. 20 Temmuz'da buraya ineceğim demeseydi herhalde bu kadar hızlı hareket edemezdik. 20 Temmuz o anlamda iyi bir, zorlayıcı bir tarih oldu. Ama başardık çok şükür. Bu çok önemli bir başarı oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde de böyle yeni yeni başarılarla yolumuza devam edeceğiz. Biz halkımızın morali yüksek oldukça, birlik beraberlik oldukça, doğru bir vizyon etrafında birleştikçe başarılamayacak hiçbir konu olmadığına yürekten inanıyoruz. Sizin Cumhurbaşkanlığınızda, liderliğinizde Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağlarının çok daha güçlenerek devam edeceğini ve uluslararası alanda da bu işbirliğimizin yeni yeni sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyoruz. En son kapatırken konuşmamı Sayın Cumhurbaşkanımızın size ve tüm Kıbrıs Türklerine selamlarını, muhabbetlerini iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın kalbi her zaman burada atıyor. Buradaki insanımızın refahı ve KKTC'nin güçlenmesi bizim de en büyük mutluluğumuz, sevincimiz oluyor. Dolayısıyla kendisinin de selamlarını, muhabbetlerini bir kez daha iletmek istiyorum. Tabii ki hükümetimizin ve halkımızın da aynı şekilde selamlarını, muhabbetlerini iletiyorum. Bu kabulünüzden, misafirperverliğinizden dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Beşikten ülkeye gelişinizle bize moral ve motivasyon kaynağı oldunuz. İlham kaynağı oldunuz. Çünkü sizlerin geçmişe baktığımızda Kalkınma Bakanı olarak uzun yıllar devlet planı ve ekonomik çalışmalarda
benim ta yıllar evvel Maliye Bakanlığım olduğum dönemde yıllarımız kesişmişti. Dolayısıyla şimdi yıllar sonra bakıyoruz bu makamlarda ülkelerimizin gelişmesi ve kalkınması için bilgi birikimimizi en iyi şekilde değerlendirmek ve daha verimli bir ekonomik yapının ortaya çıkması için bütün bu çalışmaların önemli olduğunu değerlendirmek istiyorum. Sizlerin de bu görevde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisi ve güçlenebilmesi için yapacağınız bütün katkıların çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi sizlerin tecrübesiyle yönlendirmeleri çok kıymetli olacak diye değerlendiriyorum. Çünkü Kıbrıs'ın kendine göre mukayeseli avantajları vardır. Biz iktisatçılar mukayeseli avantajı buranın kendi doğallığı, kendi doğal kaynakları, güneşidir, denizidir, mavisidir, her türlüsüyle ve daha da önemlisi ifade ettiğiniz gibi bu pandemi dönemi sonrasında, Ukrayna Savaşı sonrasında iklim değişiklikleriyle küresel ısınma, bu arada tabii bugün Libya'da meydana gelen bu sel felaketinin dolayı hayatlarını kaybedene de rahmet diliyorum. İnşallah kurtarma çalışmalarındaki Türkiye'den derhal yardım gitmiştir. Doğru. Bugün Kenan Bey'i aradım, Sayın Büyükelçi orada ve Libya hükümetine geçmiş olsun dileklerimi ifade ettim. Onlara da geçmiş olsun diyorum bu vesileyle. Bu küresel ısınma ve iklim değişiklikleri de dediğiniz gibi parasını verseniz dahi bölgenin gıda bulamazsınız. Çok doğru. Dolayısıyla Anadolu'dan gelen suyun tarımsal faaliyetlere de yönlendirilmesiyle burada üniversitelerimiz ve tarımda da gelişmeleri yakından izleyen buradaki tarımcılarımız, hayvancılarımız, çiftçilerimiz, ziraatçılarımız hep birlikte daha verimli bir üretim yapısının ortaya çıkması için kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmaları, yani damlama suyla daha böyle verimli ve tohumlardır, yeni fidanlardır, her türlüsüyle daha üretken bir yapıyla buradaki faaliyetleri ileride daha fazla feasible hale getirecek bir mekanizma, bir yapının oluşturulması fevkalade önemli. Onun için bunlara çok değer verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Neticede itibariyle hep hayat rekabetten ibarettir. Öyle. Rekabet içerisindeyiz. Gerek Güney Kıbrıs'ta, gerek yan ülkelerde, komşularla. Dolayısıyla evet kaynaklarımızı iyi kullanmamız lazım. Bunun için bilimsel akıl fevkalade önemli. İnşallah bu imzalanan ekonomi ve mali işbirliği protokollerinde daha verimli bir yapının ortaya çıkması için bir takım orada anlayışlar vardır. Bu anlayışların yıllar itibariyle geliştirilmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin sürdürülebilir bir yapıya ulaşması için fevkalade önemli. Kavmalesi'nin durumu gayet iyi bilmekteyiz. Dolayısıyla kayıt altında, ta benim Maliye Bakanı olduğum dönemlerde ekonominin kayıt altına alınması, büyüyen ve gelişen ekonomide teknolojinin de yardımıyla bütün gelirlerin kaydedilmesi ve bu gelirlerden devletin pay alması. Bu esastır. Çünkü netice itibariyle evet, devlet kendi mükellefiyle yerine getirecektir. Maaş artışları, enflasyona karşı bir takım kayıpların yerine getirilmesi için devletimiz, hükümetimiz elhamdülillah bunları hep yapıyor, yapmaktadır. Tabii sağlık giderleri var, eğitim giderleri var, altyapı giderleri var. Hepsi var ama neyse de gelirler de o aralıklar artması gerekmektedir. Onun için dediğim gibi ekonominin kayıt altına alınması lazım ve devlet payını alması lazım. Bunun için de mutlaka çalışmalar teknolojinin de desteğiyle devam etmektedir. Bir e-devlet projesi vardır bildiğiniz gibi. Yıllardır bu proje devam etmektedir. Bir aşamaya girmiştir. İnşallah yakın bir gelecekte e-devlete tam anlamıyla Türkiye'de olduğu gibi hayata geçer ve bunun dayanımlarıyla daha verimli bir ekonomik yapı, daha verimli bir devlet yapısı ortaya çıkar. Bütün bunlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yi güçlendirecektir diye değerlendirmek istiyorum. Çünkü bu siyasi mücadelede bizlerin yeni politikası iki devletlik temelinde egemen eşitlik, eşit uluslararası dediğimiz, yani ileride bir anlaşma olacaksa iki devletin işbirliğiyle. Zaten bunu bütün dünyaya paylaşmış bulunmaktayız. Ana vatanımızın desteğiyle artık bu öyle bir noktaya gelmiştir ki Türk Devletleri Teşkilatı'nda da aldığımız bu statüyle artık bunun geri dönüşünü olmaması lazım. Tabii bunun sürdürülebilmesi için daha güçlü bir devlet yapısı muhakkak ki gerekmektedir. Onun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomik yapısını güçlendirerek halkımıza umudu verebilmek, gençlerimize daha güvenli bir gelecek ve burada istihdamıyla katma değeriyle kendi ayakları üzerinde durabilen, yatırımlarını kendisinin yaptığı
bir devlet mekanizmasının zaman içerisinde daha da oluşturulması en büyük temelimizde dilemiz. Dolayısıyla ben sizlerin bu görevde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu anlamda büyük desteklerinizin olacağını düşünmek istiyorum. Öyle değerlendiriyorum. Ve sizlere bir kez daha teşekkür ederken şahsınıza, tüm hükümetinize ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sevgi, saygı ve hürmetlerinizi iletmenizi temenni eder. Sizlere tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum.